Evet, yayını yeniledik bakalım inşallah bundan sonra yeni aynı ya, ya so, yok o şeyle ilgili bir şey ya bu. Galiba herkes bu saatlerde yoğunluk oluşuyor galiba ondan. Geç saatlerde yaptığım zaman böyle bir şey olmuyor. Daha sakin oluyor galiba. Onunla ilgili bir şey. Açtığımız takdirde görüyorsunuz herhangi bir şekilde hiçbir şey yok. Doblaya da az kaldı kardeşim, doblaya. Yani biz de sizin gibi aynı şekilde şu üniversallerimizi bekliyoruz. Üniversallerimiz Allah'ın izniyle. Kalıpta bir sıkıntı çıkmış. Normalde bu hafta alacaktık. Kalıplarda bir sıkıntı çıktı. İnce malzeme olduğu için zor. Ve bir de bunun tabii ki sıcaklık testleri falan da var. Haliyle yani ülkemizde sıcak oluyor. Arabanın kapıları kapalıyken sıcaktan yamulup bükülmemesi lazım. Onların hepsinin ona göre deneme testini yapmamız lazım ki o yüzden yarın başımıza bir sıkıntı çıkartmasın. Muhammed, torpidoyu açar mısın? Akkord orada yatıyor bak kardeşim, bak orada orada. Kapılarını verdik bizim döşemeciye, hala yapacak döşemeci. O da biterse o da güzel olacak. Onun da ambiyans mambiyans komplesini yapıyorum onun da. O da çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Şu hatlar Infiniti'nin iç hatlarına çok uydu. Arabanın hatları da zaten böyle bir hareketli hat var arabanın içerisinde. Gayet onlara da güzel oldu. Araç nedir kardeşim? Ambiyans aydınlatmada sormuşsun fiyat olarak. Hamit abim hoş geldin. Vallahi Hamit abim, yani inan ben de senin kadar uğraşıyorum. Yani az kaldı, onları da halledeceğim. Allah'ın izniyle. Ford Mondeo'ya oluyor Gökhan kardeşim. Gökdemir kardeşim. MK5'ler için az kaldı. Muhammed, torpidoyu kapatır mısın kardeşim? Tamam. Vallahi Hamit abim biliyorum. Hemen geleceğini adım gibi biliyorum. Onda hiç şüphem yok da. Yani öyle bir şey ki tam ölçülerde bir şey yapmamız lazım ki ona gelmedi. Gelsin bir. Ben de senin gibi bekliyorum. O zor abi. Hamid abim. O zor, şu an için zor. Allah kısmet eder dediğim gibi. Şeyler gelsin, o zaman olabilir.
İlker abim, vitesin orası olmuyor abi. Arkalar müsait değil. Her tarafı söktüm, dağıttım orada. Vitesin orası olmuyor. Yani göründüğü gibi değil. Adamlar buralara ahşap maun görüntüsü vermiş. Şuralara. Ama ahşap değil, plastik hep. Arkasında da mesafe yok, yer yok. Ama torpido o açıklığı kapattı. Torpido çok şahane oldu. Evet, şu an bu FX30 Infiniti aracımız dünyada bir ilk oldu. Dünyada bu aracın eşi benzeri varsa da bizim yaptığımız gibi değil. Yok öyle bir şey yani. Daha şu an dünyada üretilmiş olarak bu araçtan bir tane daha eşi yok. Aynen, bir farlarımız kaldı. Bu araçtan şu an için araştırsalar dünyada kesinlikle ve kesinlikle bulamazlar. Yani neydi, Infiniti firmasına resimleri göndersen adam diyecek ki ulan biz bu arabadan ne zaman ürettik böyle ambiyanslı diye. Aracımız neydi onu da söyleyin bana, ona göre fiyat belirleriz ama şöyle yapın siz en iyisi. 532-738-0340'dan bana WhatsApp'tan yazarsanız, aracınızın resimlerini ve modelini yazarsanız önce. Daha net bilgi verebilirim size. Dünyada ambiyans aydınlatma olarak tek olan Infiniti aracımız. Sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. FB7'ler için çıkacak. FB5'lere yapıyoruz. FB7'lere de az kaldı. Biliyorsunuz dünden beri uğraşıyoruz. Yorulduk. Allah'ın izniyle kapatıyorum artık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Soracağınız bir şey olursa 532-738-0340'dan bana ulaşabilirsiniz. İlker abim, Türkiye'de demiyorum, dünyada tek oldu bu araç. Dünyada bir tane daha FX30 olarak, yani Nissan Infiniti olarak, Infiniti diyelim, Nissan demeyelim, Infiniti olarak bu araç tek. Başka yok. Yani dünyayı gezseler bir tane daha ambiyanslı bir şekilde, bu şekilde ambiyanslı olarak bulamazlar. Hiçbir şekilde. Yani lütfen dikkatini çekelim İlker abi. Şu an dünyadaki tek olan arabaya biniyorsun. Bir tane daha eşi yok bu arabanın. Hepinize hayırlı akşamlar. Yarın çalışmayanlar için hayırlı hafta sonları. Biz yine buradayız. Yarın bir Mercedes'imiz var. B kasa. Ona multimedya yapacağız. Android. Allah bizdeyle onun da videosunu veya resimlerini paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.